Herkese Delisi Belli Kahveninden merhaba. Öncelikle tekrardan herkese merhaba. Yeni yılınızı kutlar. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim. Umarım bu yılda 2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisinin bitmesi ve sağlığımıza kavuşarak sosyal hayata, normal hayatımıza geri dönmemizi temenni ediyorum. Bu videomda sizlerle Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin satışa sunduğu, ürettiği Colombian isimli filtre kahveyi deneyeceğiz. İlk olarak kısaca Türkiye'de marketlerde satılan kahvelerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dükkanlarda, marketlerde çözünebilir kahvenin haricinde filtre ya da espresso için kullanılan paket kahveler, öğütülmüş kahveler, bazı üst segment yerlerde çekirdek kahveler de mevcut. Filtre kahve, espresso kapsülleri, espresso için kullanabileceğiniz çekilmiş kahveler ve Türk kahveleri de paketli olarak satılmakta. Türkiye'de bununla alakalı çok fazla marka yok. Yani bir markete gittiğiniz zaman karşınıza çok fazla seçenek çıkmayacak. Filtre ya da espresso için seçeceğiniz öğütülmüş ya da çekirdek kahveler. Genellikle 1-2 tane oluyor. Ve eğer nitelikli kahveyle çok fazla haşır neşir değilseniz de markette sürekli gördüğünüz ve erişilebilir olduğunu düşündüğünüz, kolay bir şekilde satın alıp kullanabileceğiniz o birkaç markadan, birkaç türden birisini seçip satın alıyorsunuz ve günlük hayatınızda kullanıyorsunuz. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ise bizim hayatımıza aslında Türk kahvesiyle girmiş bir firma. Çok eski bir firma biliyorsunuz zaten. Hatta İstanbul'da meşhur bir dükkanları var. Önlerinde kuyruk oluyor. Siz istediğiniz kadar anında çekirdek kahveyi çekip, öğütüp, paketleyip size satıyorlar. Bu kahve bana firmamın yılbaşı hediyeleri arasında verilen bir kahve. Kahve toplamda 80 gram ve öğütülmüş bir kahve. Kahvenin arka tarafında bilgileri ve nasıl kullanılacağına dair öneriler yer alıyor. Genellikle Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi paketlerinin arkasında da böyle bilgiler mevcut oluyor. Görüntü de zaten aslında klasik kendi paketleme stiliyle neredeyse aynı. Arkasındaki bilgilerden bahsedeceğim. Cafe Arabica türü çiğ çekirdek kahveden mamuldür diye belirtilmiş. Yani bu bir Arabica çekirdekten kavrulup, öğütülüp paketlenmiş bir çekirdek. Fakat variyetesini bilmiyoruz. Sadece satın alındığı, toplandığı ülkeyi, yetiştirildiği ülkeyi biliyoruz. O da Kolombiya. Fakat Kolombiya'nın hangi çiftliğinden, hangi tür çekirdekten alınmış bunu bilmiyoruz spesifik olarak. Orta kavrulmuş bir kahve olduğu yazıyor. Ürün yılı olarak da yeni mahsul denmiş. Burada bir ifade var. Ana bileşenin menşei ülkesi farklıdır diye. Çünkü Türk malı olarak geçiyor. Bundan kasıt da Kolombiya'dan alındığına dair anladığım kadarıyla. Koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır deniyor. Demek ki içerisinde bu kahvenin bayatlamasını önleyici bir gaz var. Azot gibi. Ya da başka bir bileşenler konularak öğütülmüş kahvenin bayatlama süresini kısıtlamaya yönelik önlemler alınmış. Ve bir tarif var. Hani hazırlama önerisi de şu şekilde. Filtre kahve hazırlamak için filtre kahve makinesi kullanınız demiş. Ben filtre kahve makinesi kullanmayacağım. Çünkü makinemde bir arıza var. Fakat makine, yani klasik filtre kahve makinesine benzer bir manuel demleme aparatı kullanacağım. Kahvenizi makine üreticisi firmanın tavsiye ettiği şekilde hazırlayınız. Her fincan için 7 gram kahve kullanınız demiş. Burada da bir fincana 180 ml su tekabül ettiği belirtilmiş. Yani 180 ml suya 7 gram denmiş. Şimdi gelin hep beraber kahveyi açalım. Öğütüm kalınlığına bir bakalım. Yani hissettiğim kadarıyla çok kalın bir kahve değil. Ve tarifine uygun şekilde demleyelim. Herkese tekrardan merhaba. Setup'ımı hazırladım. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Suyumu 95 derece olarak ısıttım. Paketimi açtım. Paketi ilk bir kokladım. Şöyle yüzüm biraz ekşiyor, kusura bakmayın. Çünkü nasıl diyeyim? Öncelikle rengini söylemek gerekirse, sizlere net bir şekilde gösteremiyorum. Şöyle söyleyeyim. Rengi satın aldığınız ya da gördüğünüz klasik orta kavrulmuş nitelikli kahve çekirdeklerinin öğütülmüş haline pek benzemiyor. Yani bana göre orta kavrum bir kahve değil. Daha koyuya kaçıyor. Ve kokusu da bunu belli ediyor. Acı ekşi arası bir kokusu var ve insanı pek cezbeden bir koku değil bence. Yani beni pek cezbetmiyor. Kullanacağım aleti
göstermek istiyorum. Starbucks benim bildiğim kadarıyla 3 yıldır falan, 2,5-3 yıldır nitelikli kahve sektöründe de var. Kendi özel rezervleri var, kendi ekipmanları var. Orada kendi çekirdekleri var. Biraz daha nitelikli kahve iş tarafında da rezervleri ve çıkardığı son ürünlerle biraz daha nitelikli kahve piyasasına da yavaş yavaş giriyor. Bunlar da hatta Bodum firmasıyla yaptığı ürünler var. Bodum firmasının ürünlerini falan satıyor. Chemex benzeri ürünleri. Onlardan bir tanesi de Melita benzeri bir ekipmanı var. Kahve demleme ekipmanı. Şöyle içerisini gösterirsem klasik filtre kahve başlığının sahip olduğu Melita'ya da benzer aşağı doğru düz giden verevleri var. Tek bir deliği var ve zaten arka tarafında mililitre değerine de bakabilirsek 180 mililitrelik bir hacmi var. Tam bu kahve için. Şimdi ben bunu yerleştireceğim. Ben 14 grama 360 mililitre suyla bir demleme yapacağım. Çünkü su oranı biraz fazla. Yaklaşık 1'e 25, 1'e 26 gibi bir oran var. Buradaki su oranı biraz fazla olduğu için bunu kahve miktarıyla da biraz dengelemek istiyorum. Bu üründe 1'e 2 klasik filtre kahve makinesi filtreleri kullanılıyor. Şimdi ben filtreyi katlayıp kulakçığından çekerek açacağım ve buraya yerleştireceğim. Suyum ısındı. Ben suyumla filtremi ıslatacağım. Fazla olan suyumu aktarıyorum. Şimdi küçük tartımla yaklaşık 14 gram bir kahve tartacağım. Tam da 14 gram kahvemi tartmışım. Tek kaşıkla. Kahvemi koydum. Şimdi tartımı teğerliyorum. Şimdi normalde biliyorsunuz klasik filtre kahve makinelerinin filtreleri de ıslatılmaz ama ben makinelerimde yani filtre kahve makinesi kullanırken de filtremi ıslatıyorum. Şimdi bir demleme ekipmanı da kullanacağım için onu taklit etmek için o yüzden filtreyi ıslattım. Şimdi 360 mililitre suyu 60'er 60'er 6 defa parçalı olarak dökeceğim ki filtre kahve makinesini simüle edebileyim. Sadece klasik düz döküş değil de genel demleme ekipmanlarında nasıl döküş yapıyorsam bir prover'da öyle döküm yapacağım. 95 derece suyum hazır. Şimdi ben döküm işlemine başlıyorum. Son 60 mililitreyi döküp 360'a tamamladım. Ve yatak kuru görünene kadar, yani tüm su aşağı akana kadar bekleyeceğim. Ve sonra ekipmanı kaldıracağım. Demleme işlemini bitireceğim. Kahve koku olarak klasik ikinci dalga kahve dükkanlarından satın alabileceğiniz bir kahve gibi kokuyor. Bir aromatiklik, bir farklı bir şey hissettiren bir koku yok ne yazık ki. Gördüğünüz gibi aşağıda çok da fazla bir kabarcıklanma da olmadı. Bu da kahvenin çok çok da taze olmadığı anlamına geliyor. Kahve yatağımız tamam. Tamamen kuru oldu. Şimdi tadım zamanı. Kahveden tekli kahvelerdeki gibi bir aromatik, bir tat, kompleks bir yapı, bir bitiş, bir farklılık alamıyorum. Daha önce de dediğim gibi kokusu gibi acı olan, düz, kekremsi bir tadı olan, farklı bir özellik barındırmayan bir kahve. Bu kahveyi denemek isterseniz, satın almak isterseniz de marketlerden, gıda ürünleri satan dükkanlardan alabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer yeni videolarımı kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz.
Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, kahveyle kalın, hoşça kalın.